değerli seyirciler ve şu an ekran başında olanlar, Cenk Tunalı ile Ünlülerle Söyleşiler programına hepiniz hoş geldiniz. Değerli seyirciler, bugün yanımda çok özel bir konuk var. Her şeyden önce o beni yetiştiren en önemli hocalardan biri. Şu anda İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölüm Başkanı, aynı zamanda bir tiyatro sahibi, aynı zamanda bir tiyatro yönetmeni ve anmadan geçmek olmaz, Yıldız Kenter hocamızın yetiştirdiği en parlak öğrencilerden biri yanımda. Hocam sağ olsun kırmadı, geldi. Tufan Karabulut, hoş geldin. Hoş bulduk Cenk. Çok güzel şeyler söyledin. Çok teşekkür ederim. Hocam, bu programda öyle bir avantaj var. Konuklarla çok samimi sohbet ediyoruz. Ben de içinden geldiğim gibi takdim edebiliyorum. Bence çok daha fazlasını hak ediyorsunuz. Sağ ol. Benim üzerimde de gerçekten çok çok emeğiniz var. Çok teşekkür ediyorum. Hani böyle bazen konuşuluyor ya, işte böyle bir eğitim videosunun arkasından, bir söyleşi programında, özel bir sohbette. Hani bazı gerçek kahramanlar vardır, kimdir onlar diye. İşte onlardan biri bugün yanımda. Çok söze gerek yok, samimi fikrim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Hocam, soracak çok soru var. Onlar çok merak ediyorlar, izleyecek olanlar. Daha çok sizi konuşturacağım, merak etmeyin. Başta böyle oluyor. İlk başta şunu soracağım. Biz Tufan Karabulut'u birçok farklı kimliğiyle tanıyoruz. Aynı zamanda yıllardır çok ciddi bir eğitmen, çok önemli bir hoca. Bir tiyatro sahibi, oyuncu, bir o kadar yönetmen, yazar vesaire. Peki hocam, Tufan Karabulut bu mesleğe, oyunculuğa, bu sanata ilk nasıl başladı? İlk nasıl başladığımı şöyle hatırlıyorum. Bahçede oyunlar oynamaya başlamıştım. Aileme ve komşulara. hatta mahalledeki, sokaktaki arkadaşlarımı toplayıp böyle sahneler kurup üzerinde onlarla birlikte oyunlar oynadığımızı hatırlıyorum. 7-8 yaşlarındaydım. İlkokula başlamıştım diye hatırlıyorum. O yılları hatırlıyorum. İlk tiyatroyla içimden gelen böyle içgüdüsel bir buluşmaydı bu. Sonra o sürdü gitti tabii Cenk. İşte bugünlere kadar geldi. Peki hocam, şeyi merak ediyorum, yani mesleki anlamda ilk adımınızı ne zaman attınız? Yani bir konservatuar okuma ya da tabii profesyonel sahneye çıkma. 1985-86 yıllarıydı. Bizim tiyatroda Zafer Diper'le başladım aslında. O yıllarda aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okuyordum. İktisat Fakültesi bittikten sonra konservatuara geçtim ben. Çünkü ailem benim özellikle hani sanat dışında da bir mesleğe sahip olmamı istiyordu. Türkiye'nin koşulları içerisinde hani sanatın çok zor olabileceğini, para kazanma açısından hani elimde bir mesleğin daha olmasının daha iyi olacağını düşünüyorlardı. O yıllarda İktisat Fakültesi'nde okudum bu düşünceyle ve aslında hiç de fena olmadığını gördüm. Çünkü İktisat Fakültesi'nde okuduğum yıllarda edindiğim bilgi ve birikim benim sonraki yıllarda hem kurduğum tiyatroda hem de hocalık hayatımda bana bir vizyon kazandırdı diye düşünüyorum. Sonra konservatuar yılları başladı ve hocalık başladı. Arkasından sen benim öğrencim oldun. Sonra hikaye devam etti. 50 küsür yılı geride bıraktık. Böyle. Estağfurullah hocam, öyle demiyoruz programda. Siz eskisinden de genç ve eskisinden de güzel gözüküyorsunuz. Senin güzel bakışından dolayı. Sağ olun hocam. Biz birbirimizi övüyoruz, seviyoruz birbirimizi. Yapılacak bir şey yok hocamla. Peki hocam, şunu soracağım. Şimdi hocalık ve akademik bir kariyer bölümü var ve çok ciddi bir süreç bu. Yani bu kamera arkasında sohbet ediyoruz, öyle kolay değil. Yani şimdi bunu yapmayı düşünen bazı arkadaşlar da var. Siz orada tırnak içinde, yanlışım varsa lütfen düzeltin hocam. Bir ömür verdiniz bu akademik kariyer kısmına bir taraftan. Nasıl oldu, yıllar boyunca nasıl ilerledi bu konu? Şimdi şöyle söyleyeyim Cenk sana, hani az önce dedim ya mahallede, sokakta sahne kurup tiyatro oynamak çok hoşuma gidiyordu. Ama bir yandan hoşuma giden başka bir şey daha vardı benim. Kara tahtayı bulup tebeşirle üzerinde ders vermek. Güzelmiş. Daha küçük yaşlarda ben ders vermeye başlamıştım. Hani o sahneye çıkardığım mahalledeki arkadaşlarım aynı zamanda öğrenci yapıp onlara hocalık da yapıyordum ben. Başlamışsınız yani. Bu ikisinden çok keyif aldığımı ben çok küçük yaşlarda fark ettim. Yani öğretmek de bana çok keyif veriyordu. Dolayısıyla öğretmenlik ve o oyunculuk nosyonu benim küçük yaşlarda içimden yavaş yavaş dışarıya taşmaya başlamıştı. Sonraki yıllarda da bunu bir yandan sahne üzerinde sürdürürken bir yandan da üniversite bünyesinde akademik olarak sürdürmeye karar verdim. Öncelikle bir akademisyenim ben. Evet. Yani İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı benim yuvam. Yani yıllarımı geçirdiğim yer. Sevdiğim ve kendimi çok mutlu hissettiğim yuvam diyorum artık oraya. İkinci yuvam. Yani evimden sonra kendimi en mutlu hissettiğim yerlerden biri. Hayatımın büyük bir kısmı da orada geçti. 25 yılı İstanbul'da bir tiyatroyu ayakta tutmakta, Tiyatro Fora'da geçti.
hala da devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı da öyle. Akademisyenlik ve sanatçılık benim hayatımda eşit değerde yer tutar. Akademisyenlik tabii çok emek gerektiren bir alan. Ama en güzel tarafı da senin gibi öğrenciler yetiştirmek. Sağ olun hocam. Eksik olmayın. Peki hocam, hemen bir araya girerek soru sormak istiyorum. Bugün oyuncu olmak dışında akademik kariyer yapmak isteyen ve gerçekten bu işi yapabilecek yetenekte olan bir genç oyuncu adayına ne tavsiye edersiniz? Bir akademisyen olmak için neler yapması gerekir? Öncelikle bir kere bir yabancı dili çok iyi bilmesi gerekir. Bizim genellikle yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi, yüksek lisans ve doktora yapmaya karar veren öğrencilerde yabancı dil engeline takıldıklarını görüyoruz Cenk. Hı hı. Yabancı dillerini muhakkak geliştirmeleri lazım. Özellikle İngilizceyi. Hı hı. İyi bilmeleri gerekiyor. Zaten iyi seviyede bir İngilizce bilmeden sizin yüksek lisans yapma şansınız da olmuyor. Evet. Çünkü bir baraj sınavı var, dil sınavı. Onu atlamak için sizin gerçekten iyi seviyede bir İngilizce bilmeniz gerekiyor. Ardından tabii okumaya ve öğretmeye büyük bir istek duymak gerekiyor. Hayatınız akademisyenlikle sürecekse bir yandan sanatçılığın dışında, o zaman sizin yazar çizer de olmanız gerekiyor. Yani sadece sahne üzerinde yaptıklarınız yetmiyor. Aynı zamanda yazdığınız makaleler, ortaya koyduğunuz tezler, anlattığınız dersler, bütün bunlar için yaptığınız hazırlıklar, notlar, şunlar, bunlar sizin için bir zevk haline geliyorsa, yani öğretmekten zevk alıyorsanız, o zaman o akademisyenlik yolu zaten açılmış oluyor. Okumayı çok sevmek, yabancı dilini öncelikle geliştirmek ve yazmaya, çizmeye de bir tutkusunun olması gerekiyor kişinin diye söyleyebilirim özetle. Hocam, bir de size şunu sormak istiyorum. Yine çok merak ettiğimiz bir konu. Akademik kariyer dışında sizin bir tiyatro sahibi olmanız gerçeği de var. Ve 25 yıl olmuş dile kolay. Tiyatronun her şeyi olmuşsunuz. Yani sahne üzerinde, sahne gerisinde oyuncusu olmuşsunuz, yazarı çizeri olmuşsunuz. Yanlışım varsa yine düzeltin diyeceğim. Yönetmen olmuşsunuz ve bir tiyatroda maalesef maddi kaygılar da var, geçim dertleri de var. Biraz bahseder misiniz? Tiyatro Fora nasıl ortaya çıktı? Nasıl ayakta kalabildi? Nasıl düzenli perdelerini açabiliyor? Benim o küçük yaşlardaki girişimciliğim, sonra iktisat fakültesinde geçirdiğim yıllar, tiyatro kurma tutkusunu bende katmerlendirdi. Hep bir tiyatrom olsun istiyordum Cenk. Yani çok genç yaşlarda kurdum aslında tiyatroyu. 24-25 yaşlarında bir tiyatro sahibi oldum. 1995 yılında perdelerimizi ilk kez Foxfan Kültür Merkezi diye, şimdi artık olmayan, Şişli'de bir salonda açtık. Bir Woody Allen komedisiyle, tekrar Chalsem'le. O günden bugüne zaman benim için çok çabuk geçmiş. Oyunu izledim ben, hatırlıyorum. İzlemişsindir eminim. Yani böyle geriye dönüp bir baktığımda bana 25 yıl gibi gelmiyor. Ama dediğin gibi 25 yıl boyunca her yıl yeni bir oyun. Hem yönettim hem oynadım. Çok değerli arkadaşlarımla birlikte var ettik tabii Tiyatro Fora'yı. Geldiği noktadan ve geriye dönüp baktığımda yaptığımız işlerden mutluluk duyarak söz edebiliyorum en azından. İyi ki o tiyatroyu kurmuşum ve hala inatla sürdürmek için uğraşıyorum diyorum. İnşallah çok daha güzel projelerle devam ettireceksiniz hocam. Zaten çok güzel işler yapılmıştı. Bir de o tiyatroda birçok öğrenciniz de sahne aldı değil mi? Doğru biliyorum. Evet, doğru. Yani onların da fırsat bulabildiği bir sahne oldu orası. Tabii. Şimdi birçoğu çok ünlüler. Siz de ünlüsünüz hocam. Onun esprisini hep yapıyoruz zaten ama. Bir de şöyle bir şey hocam. Şu da güzel bir ironi değil mi mesela? Yıllar boyunca Yıldız hocamızı örnek aldık, Kaydın hocamızı örnek aldık, dolaylı yoldan Müşfik hocamızı, Kenter Tiyatrosu'nda, Dormen Tiyatrosu'nda birçok genç oyuncu adayı sahnede, profesyonel bir oyunda yer alma şansı buldu. Siz şimdi akademik kariyer dışında hocalığa orada da aslında devam ediyor oluyorsunuz. Tabii yani sanat bir okul aslında. Yani baktığın zaman sahne üzerinde hepimiz öğreniyoruz. Yani sabah öğrencilerime derste söylüyorum. Yani sizinle birlikte ben de öğreniyorum. Hocalığın avantajı zaten derse gitmeden önce dersini iyi çalışmakla başlıyor. Orada öğreniyorsun. Evet. Ama öğrenciden de öğreniyorsun. Bizim meslekte şunu söyleyebilirim. Öğrencilik hiç bitmez Cenk. Evet. Sen de gayet iyi. Evet, evet, yani her yeni oyunla, her sahneye adım attığında, her perde açıldığında, ışıklar yandığında aslında yeni bir sınava giriyoruz ve öğreniyoruz, öğreniyoruz, öğreniyoruz. Bunun sonu yok. Öğrenmekten keyif almıyorsanız zaten meşhur sözdür. Oldum dediğiniz an
bittiğiniz anda. Aynen. Hepimiz olmaya çalışıyoruz. Aynen hocam. Peki hocam, şimdi bir hoca olarak sizden ben bunu duymak istiyorum. Çünkü çok merak ediliyor. Özellikle son yıllarda bu oyunculuk konusu dizilerden, sinema filmlerinden dolayı çok popüler hale geldiği için herkeste bir oyuncu olma hevesi var. Hani istiyorlar ki hemen bir ajansa kaydolayım, hemen meşhur olayım, hemen dizilerde oynayayım. Ve bunun dışında tiyatro anlamında da gerçekten birçok oyuncu hemen işte ben şu metotta eğitim alıyorum, bu metotta eğitim alıyorum gibi yeni eğitim metotları üzerine sohbet gerçekleştiriyor. Siz bu işin başındaki bölüm başkanısınız ve bir tiyatro hocası olarak ne düşünüyorsunuz oyunculuk metotları ile ilgili? Bu oyunculuk, doğru oyunculukla ilgili hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Öncelikle hani Luisinger'ın dediği gibi homo ludensis, oynayan insanız biz aslında. Yani homo sapiens yanımız kadar bir de homo ludens yanımız var. Yani düşünen insan ama aynı zamanda oynayan insan. Dolayısıyla hayata geldiğimiz andan itibaren biz hayatı oynayarak tanımaya başlıyoruz. Yani bebekliğimizi, çocukluğumuzu şöyle geriye dönüp bir düşündüğümüzde ya da yeni doğan çocukları, bebekleri gözlemlediğimizde görüyoruz ki hayata aslında oyunla başlıyorlar ve oyunla tanıyorlar. Bunu niçin söyledim? Aslında hepimizin içinde doğuştan gelen bir oyuncu yan var. Yani bir oyuncu kimliğimiz var bizim. Sonra bunu profesyonel hayatta gerçek anlamda hani sahne üzerinde sürdürmeye, oyuncu olmaya karar verip bu yolda ilerlemeye yönelmiş profesyonel oyuncular var. Bir de bu oyuncu yanını gerilerde bırakmış, onu artık hani çocukluk olarak gören kişiler var. Biz hayatı madem oyunla tanıyoruz, o zaman içimizdeki oyuncuyu bence hiçbir zaman öldürmememiz lazım. Bu bir anlamda şunu da getiriyor, herkes oyuncu olabilir aslında isterse. Herkes çok başarılı oyuncu olur mu? Hayır. Ama herkes içindeki oyuncuyu geliştirerek bir noktaya kadar oyunculuğu başarabilir. Şimdi profesyonel oyunculuğa gelince tabii işin rengi orada değişiyor. Senin dediğin gibi karşımıza bir sürü metotlar çıkıyor. Sistemler, metotlar, anlayışlar, ekoller. Bunların içerisinde kaybolmak da mümkün. Bunların içerisinden kendi ekolünü oluşturmak da mümkün. Ben bütün bunları bilmekten, bütün bunların içinden mümkün olabilirse kendi yolunu bulmak, ki en zoru bu, o yolda adım atmaktan yanayım. Ama şunu söyleyebilirim ki, hani nasıl tiyatroyu bilmek için tiyatro adına yazılmış ilk kuramsal eserlerden biri olan Aristoteles'in Poetikası'nı iyi bilmek gerekiyorsa, Stanislavski'yi de oyunculuk sistemleri adına çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü bütün sistemlere, metotlara baktığım zaman alttan alta gülümseyen bir Stanislavski görüyorum ben. Onun için Stanislavski'yi bilmeden diğer ekollere yönelmenin zeminde bir kayma yaratabileceğini ya da zeminin üzerinde sağlam durmaya imkan vermeyeceğini düşünüyorum. Bütün sistemlere ilgi duyulabilir ama başta Stanislavski'yi önce iyi bir anlamak lazım. Tıpkı Aristoteles'in Poetikası'nı anlamak gibi. Aynen, zaten en önemli iki kuramsal kitap hocam. Hani tiyatro tarihi olarak da oyunculuk olarak. Hocanın şu sözüne gerçekten çok ben de gülümseyerek eşlik etmek istiyorum. Çünkü müthiş bir söz geldi bugün. Diğer bütün oyunculuk metotlarını Stanislavski gülümseyerek izliyordur herhalde dedi. Bence buradan daha güzel bir söz çıkmaz. Peki hocam, birçok şeyi aynı anda yapma becerisine sahipsiniz ki yıllarca bunu birlikte götürdünüz. Ama hem hoca olup, hem tiyatro sahibi olup, hem yönetmen, hem yazar çizer, hem dolaylı yoldan sahne üzerinde bu kadar rolü oynarken birbiriyle bir ilişki kurdunuz mu, faydalandınız mı? Yani hoca olmanız sahnede olumlu bir etki yaptı mı? Ya da bir şey yazmanız bir oyundaki yönetmenliğinizi etkiledi mi? Cenk, ben bütün bunları bir bütün olarak düşünüyorum aslında. Yani hocalığım da sanatla ilgili olduğu için, oyunculuk dersleri verdiğim için, yönetmenlik dersleri verdiğim için aslında bir yandan işin kuramsal kısmıyla akademik olarak ilgileniyorum. Bir yandan da bir ayağım sahnede olduğu için bunları orada test etme imkanım oluyor. Hı-hı. Yani bir ayağım pratikte, bir ayağım kuramda, bu benim çok işime yarıyor. Benimle birlikte çalışan arkadaşların da işine yaradığını görüyorum zaman zaman. Bu beni keyiflendiriyor. O yüzden hani bunları çok birbirinden ayıramıyorum ben. Hocalığın başladığı yer, konservatuara girdiğim an, oradan çıktığım zaman oyuncu kimliğim, yönetmen kimliğim üzerime yükleniyor diye düşünemiyorum. Konservatuarda da bunlar üzerimde. Konservatuardan çıkıp tiyatroya gittiğimde de bunlar benim üzerimde oluyorlar. O yüzden çok birbirinden ayıramıyorum açıkçası. Aynen hocam. Ben de öyle düşünüyorum ama hani sizden de duymayı çok istedim. Bu bütün olarak bakılması gereken bir şey diye düşünüyorum.
Hocam bu arada tabii ki ben yıllar önce sizin öğrencinizken siz aynı zamanda Yıldız Hoca ile birlikte derse giriyordunuz yanında öğrencisi olarak. Yıllar boyunca bir duayen olan Yıldız Hocamızla, Yıldız Kenter ile birlikte birçok an paylaştınız. Sadece ders değil, yani bir ömür paylaştınız. En naif haliyle sormak istiyorum. En çok Yıldız Hoca'yı nasıl anımsıyorsunuz? En çok ne öğrendiniz hocam? Şimdi sen bunu sorunca tabii Yıldız Hoca benim hayatımda o kadar değerli ve önemli bir yere sahip ki. Yıldız Hoca benim hayatımda bir dönüm noktası Cenk. Bunu en iyi bilenlerden biri de sensin. Çok genç yaşlarda, 20'li yaşlarda hocayı tanıdım. Konservatuara girdiğimde çok değişik bir elektrik oluştu aramızda ve bir ana-oğul ilişkisi doğdu. Aynen. Neredeyse yani 20 küsür yıl boyunca hoca konservatuardan emekli olup ayrılıp gidinceye kadar. Ondan sonra da tabii ama konservatuardaki yıllar adına söylüyorum bunu. Hep birlikte olduk. Hocayla paylaştığımız birer buçuk tostu çok özlüyorum mesela. Sen bilirsin, evet, bölüm başkanlığında üç tost söylerdik. Tufan iki tane yemeyelim fazla olur. Bir tanesini ikiye böldürelim derdi. Ve hocayla o birer buçuk tostu paylaşırdık. Yanında da birer ayran içerdik. Tostlar ve ayranlarla benim hayatımda çok 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 önemli bir yere sahiptir. Ondan çok şey öğrendim. Onun asistanı olmak gururunu elde ettim. Hocam sağ olsun onunla birlikte pek çok derste olmamı ve onun asistanı olmamı sağladı. Ondan sonra da ben akademik kariyerimi sürdürdüm. Yani Yıldız Hoca deyince şu anda tabii yüreğim bir parça sızladı. Aynen hocam. Evet. Ama ben anmak istedim, kusura kalmayın. Yok estağfurullah. Ben de çok da iyi yaptım. Anmadan geçmemiz mümkün değil. Bir Tufan Karabulut'un yanında Yıldız Kenter hocamızı burada. Saygıyla anıyorum hocam. Aynen. Ben nacizane birçok hocamdan öğrendiğim kadarıyla hayatımda yapabildiğim her şeyi yapmaya çalışıyorum. Sahneye çıkıyorum, bir şeyler yazıyorum, yönetmenlik yapmaya çalışıyorum, eğitmenlik yapmaya çalışıyorum. Ben küçük bir örneğim, siz belki çok daha güzel bir örneksiniz ve nice kişiye belki burada vesile oluyoruz. Bu mesleği gerçekten çok isteyen kişilere Tufan Karabulut ne önerirdi? Nasıl bir yol izlesinler hocam? Gerçek bir sanatçı olmak için, gerçek bir sahne adamı, bir tiyatro adamı olabilmek için ne yapsınlar? Gerçekten çok isteyip istemediklerini bir kere test etsinler en başta. Yani gerçekten istiyorlar. Şunu demek istiyorum. Olmazsa olmaz. Çünkü şöyle arkadaşlarla karşılaşıyorum ben. Düşünüyorum ama şu da olabilir. Şu da olabilir alternatifinin olduğu hiçbir durumda bu meslek yapılamaz. Evet. Alternatifsizlik içinde yapılması lazım. Yani olmazsa olmaz olması lazım Cenk. Sen de çok iyi biliyorsun. Evet, evet. Bizim hayatımızda tiyatro dışında düşündüğümüz herhangi bir başka meslek olmadığı için biz tiyatro yapıyoruz. Düşünebileceğimiz ya da yapabileceğimiz bir başka meslek yok. Aklımızın ucundan da geçmiyor. Dolayısıyla bu olmazsa olmaza karar verdilerse tamam. O zaman zaten bu işi yapacaklar. Öyle ya da böyle. Öyle ya da böyle diyorum ama iyi olmasını isteriz yapılan işin. O zaman ne yapmaları gerekiyor? Bir kere öğrenciliği hiç elden bırakmamaları gerekiyor. Az önce de söyledim. En önemli öğretim. En önemlisi bu işte olmanın mümkün olmadığını, hep öğrenmek gerektiğini ve acılarından da keyif almayı bilmek gerektiğini bu meslekte. Yani sadece hani işin kaymağıyla ilgilenmemek. Evet, alkışlar güzel. Şan şöhret güzel. İlgi görmek güzel. Ama değerli olmaya doğru giden yol sadece ünlü olmaktan ya da sadece birilerinin basit beğenisinden geçmiyor. O yüzden sürekli yaptığını sorgulayacak bir eleştirel düşünceye sahip olmak gerekiyor. Yaptığından belki de hiçbir zaman mutlu olmamak. Hep kendini eleştirmek, biraz acımasız olmak. Daha iyisini yapabilirim demek. Yaptım oldu, bundan iyisi de olmaz dememek. Bu meslekte başarı yolunda atılacak adımların temelini oluşturur diye düşünüyorum Cenk. Vallahi ben bir an eski konservatuar zamanına gittim. Yani baktım karşımda Tufan Hoca yine çok akıcı, çok güzel konuşuyor. Hocam bizim programın sonuna geldik artık. Sohbet hemen akıyor yani hani bir anda. Yeni ısındık ama program bitiyor gibi bir şey. Bir küçük esprimiz var. Belki izlemişsinizdir diğer programlarda. Ben bir kelime söylüyorum. Evet, evet. Siz de çağrışım yapan bir kelime söylüyorsunuz. Evet. Evet. Bu bölümde hocalar nedense böyle bir çekingen davranıyorlar. Ama bizi kırmazsanız yapalım tek hocam. Tek kelime olmak zorunda mı? Hayır. Bazen ben tutamayabilirim kendimi. Tamam, bir kelime de çıkabilir. Haldun Hoca bazen bir kelime birkaç cümle söylemişti. Haldun Dormen hocamı dayanamadı burada. O yüzden çok rahat olun hocam. Hazırsanız başlıyorum. Size özel sorular da soracağım çünkü. Tiyatro Fora. İkinci evim. Konservatuvar. O da ikinci evim. Tiyatro. Hayatımın
çok büyük bir kısmını kapsayan çok değerli bir sanat dalı. Kulis. Keyifli. Öğrenciler. Gurur kaynağı. Akademik kariyer. Zorlu bir yol ama değer. Dizi. Çok ilgimi çekmiyor son yıllarda. Sinema. Çok değerli bir sanat dalı o da. O çok ilgimi çekiyor. Sahne. Heyecan verici. Daha ne olsun? Her şeyi çok güzel cevapladınız hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Benim için çok anlamlı çünkü benim için adeta bu programlar bir saygı duruşu niteliğinde. Gururla söylüyorum zamanında beni yetiştiren hocalarım sağ olsun kırmıyorlar, buraya kadar geliyorlar. Sonsuz teşekkür hocam. Ben teşekkür ederim. Yüreğinize de sağlık, ayağınıza da sağlık, ağzınıza da sağlık. Her zamanki gibi akıcı, bilgilendirici ve eğitici konuşuyorsunuz. Şaka bir yana neredeyse program bitiyor. Ben çok keyifli geçtiğini düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz hocam? Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Uzun bir aradan sonra seninle görüşmek, senin telefonunla heyecanlanmak ve bugün burada olmak beni çok mutlu etti Cenk. Umarım bundan sonra daha sık görüşürüz diye düşünüyorum. Ben çok daha fazla görüşeceğiz diyorum. Nice güzel zamanlar paylaşmak kısmet olsun diyorum. İnşallah. Evet değerli seyirciler, bugün de programın sonuna geldik. Bu çok önemli sohbetle maalesef sona erdi. En yakın zamanda yine çok değerli, muhteşem bir konukla çok 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 güzel başka bir sohbette görüşmek üzere. Ey sallıyoruz hocam bu bölüm.